Sevgili seyirciler, geleneksel Geybe Festivali başlıyor. 14 Ekim'de başlayacak festival, birkaç gün sürecek. Festivalle ilgili ayrıntıları Geybe Belediye Başkanı Murat Kaya'dan alıyoruz. Başkanım, Geybe'de heyecanlı günler yaşıyorsunuz. Festival evet. Heyecanı dorukta. Ne evet. Zaman başlayacak? Festivalde neler olacak ve ne zaman bitecek? Kısa bir değerlendirme alalım lütfen. Hay hay. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Yarın saat 14'te geleneksel Ayva Festivalimizin başlangıcı. Bir kortej yürüyüşümüz var. Güzel. Kortej yürüyüşü akabinde hemen bir fuar alanımız var. Festival fuar alanımız. Onun açılışını gerçekleştireceğiz. Devamında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönüm etkinlikleriyle alakalı Geybe Belediyesi Kültür Yayınları olarak Ulu Önder Atatürk'ümüzün Bandırma Vapuru'nda bulunan Geyveli Mehmet oğlu Ali isminde bir gazimiz var. Balkan Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı gazimiz. Bu gazimizin, kahramanımızın hayatını anlatan kitabımız kültür yayınlarımız olarak çıkartıldı. Güzel. Hemen 3-4 dakikalık bir 15 bin kişiyle bu kitap okuması yapacağız. Tamam. Ardından bir lansman programımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'ya geldiğinde açılışını yaptı. Geybe'de gençlere hediyem olan Geybe Gençlik Merkezi'nin lansmanı var. Tekrar protokol üyelerimize ve misafirlerimizle bir ayva bahçesinde ayva hasatı yapıyoruz. Akşamında da Uğur Aslan'la beraber şiirlere konu olan Üstad Sezai Korakoç'un Monorozos'una konu olan Muazzez Akkaya Hanımefendi de katılacak onur konu olarak. Tamam. Uğur Aslan'la beraber Monorozos şiir akşamlarımız var Cuma günü için. Cumartesi, pazar yine konserlerimiz, konferanslarımız, en güzel ayva yemeği yarışması, en güzel ayva yarışması ile beraber pazar akşamı da Allah nasip ederse Resul Dündar'ın konseriyle sonlandıracağız festivalimizi. Ciddi bir hazırlığımız var bunlara. Peki, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Nezdinizde tüm halkımızı Geybe Ayva Festivalimize davet ettim.